Söz sırası Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkenin en verimli topraklarında, yani GAP'ın kapsadığı bölgelerde yaşayan halk ülkenin dört bir yanına mevsimlik işçi olarak dağılıyor. Gittikleri yerde ise gayri insani koşullarda sağlık güvencesiz ve ırkçı uygulamalara maruz kalarak tarım topluluğuna çalıştırılmaktadır. Bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesi GAP ile hedeflenmişti. Maalesef bölgenin tarım, sanayi, altyapı, enerji, işsizlik ve sağlık gibi birçok sorunu olduğu gibi duruyor. Nüfus artışıyla bu sorunlar daha da büyüyor. Türkiye'de pamuk ekim alanları azaltılıp pamuk ithal ediliyor. Urfa çiftçisi çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Mazot, zirai ilaç, gübre, tohum, girdi maliyeti %100 artmışken destekleme sınırlandırılıyor. Elektrik ve sulama borcundan dolayı desteklemeler bloke ediliyor. 17 yılda nohutu, mercimeği, samanı, pamuğu, sığırı ithal edecek kadar toprağı kısırlaştırıp çiftçiye açıkça git evinde otur, nasıl geçiniyorsan geçin dediniz. Çiftçiyi bankalara mahkum ettiniz. Çiftçi ağır banka borçlarını ödeyemiyor, bu koşullarda da tarım ve hayvancılık yapmaktan vazgeçiyor. Savaşa, sömürüye ve baskılara ayırdığınız bütçenin sadece onda biriyle çözülecek olan bu sorunlara bölge halkını cezalandırıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, Urfa'da sağlık alanında ciddi sorunlar yaşanıp iktidar tarafından görülmüyor. 2 milyonun üzerinde nüfusu olan Urfa'da 500 binin üzerinde Suriyeli de mevcut bulunmakta. Urfa merkez ilçelerinde yaşayanların ulaşabildiği sadece bir tane kadın doğum ve çocuk hastanesi var. Urfa'da sağlık çalışanların koşullarına baktığımızda günde ortalama 120 hasta bakılıyor. Bu koşullarda sağlıklı bir sağlık hizmeti alınabilir mi? Sağlık çalışanları robotlaştırılıyor. Bu ağır temponun yanında bir de Urfa İl Sağlık Müdürü hiçbir yazılı emir göstermeksizin 19 Eylül'den bugüne Rojava'da devam eden operasyonlar gerekçe gösterilerek tüm sağlık çalışanlarının yıllık izinlerini keyfi bir şekilde iptal etmiş durumdaydı. Şimdi öğrendiğim kadarıyla bugünden itibaren sadece bir kesim doktor izinlerinin bir kesimini kullanabilecek. Ama görevlendirmeler devam ediyor. Özellikle de Tel Abyad ve Ras el Ayn'e. Peki neden? Çünkü Kuzeydoğu Suriye'de mahzun insanlar öldürülüyor. Kürtler bir statü kazanmasın diye katliamlar yapılıyor. Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in son açıklamaları Tel Rifat'ta yapılan sivil katliamına dairdi. Aralarında 12 çocuğun da 12 kişinin katledildiği ve aralarında çocukların da olduğu belirtilmektedir. ÖSO çetelerinin sağlık hizmetine daha rahat ulaşabilmesi için sınır kentlerinin doktorları adeta sürekli nöbet halinde bekletiliyor. Evet, değerli milletvekilleri, iktidarın baskıyla demokratik siyaseti tasfiye etme operasyonları devam ediyor. 9 Ekim günü Urfa'da DTK çalışmaları gerekçe gösterilerek ev baskınları yapılmış, 53 arkadaşımız gözaltına alınıp 30 arkadaşımız tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında Cizre bodrumlarında yakılarak katledilen DBP Parti Meclis üyemiz Mehmet Yavuzel'in 55 yaşındaki hasta ve yaşlı annesi Hanım Yavuzel de var. Ve kemoterapi gören kanser hastası Mahmut Korkmazer ve %100 görme engelli Delil Akkurt da bulunuyor. Yine Hilvan cezaevinde 65 yaşındaki ağır hasta mahpus Emine Aslan Aydoğan 3 Aralık'ta kötüleşerek hastaneye kaldırılıyor ve orada yaşamını kaybediyor. Emine annenin defin işlemleri sırasında imama bu bir terörist cenazesi denilip dini vecibeleri yerine getirilmiyor. Taziye evi Mardin kayyumu tarafından verilmiyor ve taziye çadırı kurulması engelleniyor. 65 yaşında cezaevinde yaşamını yitiren bir annenin defin işlemlerine, taziyesine,
dini vecibelerine izin vermeyen bir iktidarla yönetiliyoruz. Emine anneyi yakından tanıyordum. Yıllarca birlikte çalıştık. Emine anne sonuna kadar barışı savunan ve barış için mücadele eden bir insandı. Evet, bir gün adalet size de lazım olacak. Sizler çözüm üretemediğiniz tüm meselelerde fişlemeyi ve işkenceyi bir yöntem... Başkan bir dakika alabilir miyim? Sizler çözüm üretemediğiniz tüm meselelerde fişlemeyi ve işkenceyi bir yöntem olarak uyguluyorsunuz. Fakat insanlık onuru güvenlikçi politikalarla, işkence ve tutuklamalarla yenilmeyecek kadar değerli ve güçlüdür. Bu bütçe kadınların, emekçilerin ve halkların bütçesi değil. Bu bütçe iktidarın kendini yaşatma bütçesidir. Tekrardan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Akbaşım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, biraz evvel dinlediğimiz hatibin konuşmalarına katılmak asla mümkün değildir. Zira kullanılan ifadeler, mevsimlik işçilere ırkçı uygulamalar, yok Suriye'nin kuzeyinde Kürtler bir statü kazanmasın diye katliamlar yapıldığı gibi gerçek dışı beyanlarda bulunulmuştur. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Kürt, Türkmen, Arap, Keldani, Hristiyan, Müslüman, kim olursa olsun hepsinin sağlık, gıda, barınmaya ilişkin hususlarda yardımındadır. Ancak PKK, PYD, YPG, DAEŞ adı ne olursa olsun teröristlerin de karşısındadır. Meselenin özü budur. Sonuç buyurun, toparlayın bu. Sonuç itibariyle değerli başkanım, değerli milletvekilleri, işkenceye sıfır toleransı ortaya koyan uluslararası sözleşmelerin, anayasanın 90. maddesi çerçevesinde bir iç hukuk sistemine dönüştürülmesine vesile olan AK Parti'dir. Dolayısıyla bunlar asla kabul edilemez. Devletimiz ve milletimiz bu şekilde töhmet altında bırakılamaz. Bunu reddettiğimizi ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Oluş. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Zaten bizim hatibimizin konuşmasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok doğru bulmasını beklemiyorduk. Normal, yani burada görüşlerini herkes ifade ediyor. Eleştirilerimizi de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bütçenin anlamı bu. Politikalarınızı her alanda eleştiriyoruz. Şimdi geçen telgrafatta ben de burada söyledim. 10 sivilin öldürüldüğü ÖSO çeteleri tarafından, bakın biz ÖSO çeteleri diyoruz. Milli Suriye Ordusu çetesi diyoruz. Yani siz de buna alışacaksınız. Çünkü öyle, bütün dünya böyle tanımlıyor. Daha Birleşmiş Milletler yeni İnsan Hakları Komiserliği kayıtlara geçti. Dedi ki orada ağır savaş ve insanlık suçları işleniyor olabilir, biz bunu araştırıyoruz dedi. Siz bu ağır insanlık ve savaş suçlarının arkasında niye durmaya çalışıyorsunuz? 8 çocuk öldü telgrafatta. 8 çocuk. Teşekkür ederim. 8 çocuk öldü. 8 çocuk. Cenazesi yere sıralandı. Aynı Roboski'deki cenazeler gibi. Bunu görün. İnsanlar görüyor. Bunu dünyanın her yerindeki insanlar görüyor da siz niye bunu destekliyorsunuz? O anlaşılır gibi değil. Yani ne denebilir başka? Şimdi bu sizin operasyon dediğinize biz en başından beri savaş dedik. Biz en başından beri işgal girişimi dedik. Bunu size de anlattık niye öyle dediğimizi. Çünkü orada İnsanlar yaşıyor, yüz binlerce insan yaşıyor. Orada bir hayat var. Esnafıyla, çiftçisiyle, işçisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla insanlar yaşıyor orada. Siz orada bir askeri işgale girdiğiniz zaman
kaçınılmaz olarak sivillerle karşı karşıya geliyorsunuz. Biz de bunu eleştirdik hep. Sivillere verilecek zararların ne kadar tahrip edici olacağını söyledik. Bu eleştirilerimiz yeni değil. Onun için değerli milletvekilleri, biraz evvel Engin Bey çok güzel bir öneri getirdi. Ticaret Bakanlığı'yla Sanayi Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü ve Türkiye'nin de çok önemli iki bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, o gündemi değiştirerek daha değişik bir gündeme meclisi bugün tartışır hale getirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar zaten şu anda tartışılan konular, uzun süredir tartışılan konular. Ve en son grup başkan vekillerimiz uygun görürlerse kendilerine yönelik veya kendi partilerine yönelik bazı ifadeleri şeyin sonunda, tartışmaların sonunda onlara söz verelim. Gelsin, hepsine cevap versinler. Şimdi bu polemiklerle biz süreci işletemeyeceğimiz ortaya çıkıyor. Buyurun Sayın Altay. Sayın Başkan, ben peşinen söyleyeyim. Sayın Akbaşoğlu butona basar basmaz ben de basacağım. Onun altını çiziyorum. Şimdi iki şeyi açıklık getirmek istiyorum. Sık söz almam adına müsamahanıza sığınıp bir iki değerlendirme yapacağım. Sayın Başkan, az önce söyledim. Siz de uygun görüşünüzü belirttiniz. Biz buradaki işleri buna göre yürüteceğiz. Şimdi 69 diyor ki şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekili açıklama yapabilir. Cevap verebilir. Açıklama ve cevaplar için başkan aynı oturum için olmak üzere söz verme zamanı takdir eder. Gerisini okumuyorum. Şimdi ben şunu merak ettim. Sayın Akbaşoğlu'nu dinlerken. Ben mi bilmiyorum yoksa bu Resulayn, telrifat, telabiyat, bu bölgeler ne zamandır Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı içinde? Hanımefendi dedi ki, Sayın Milletvekili dedi ki, bu coğrafyada sivil kayıplar var dedi. Evet var. Kim yapıyorsa yapsın var. Ben hep şunu söylerim. Türkiye terörle katı ve etkin bir mücadele etsin. Bu konuda geçmişte de hükümetin getirdiği bir sürü kanun teklifine bunlara ihtiyacımız var dedi. Biz yapıcı uyarılar yaparak evet dedik. Ama şu yok Sayın Başkan. Ben terörle mücadele ediyorum. 3 tane sivil ölürse ölsün. Buna müsamahamız olmaz. AK Parti'nin hiçbir sayın milletvekilinde olmaması lazım. Terörü bahane ederek, yani arada 3 sivil gidiversin canım mantığı, insanlık dışı bir mantıktır. Bu kabul edilemez, bir. İkincisi, bu ÖSO'yu Kuvayi Milliye'ye benzetenler oldu değil mi? Milli kuvvetlere benzetenler oldu. İstiklal Savaşı'ndaki. Ya bu tam bir garabettir. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada herkes biliyor ki ÖSO'nun içinde El-Kaide uzantılı bir ton cihatçı unsur var. Bunlar bugün kısmen zapt ediliyorsa verilen maaşlar sayesinde. Bir ay maaşlarını kesin, o ÖSO diye övdüğünüz insanlar sizin gırtlağınızı keser. Nitekim dünyada ve Türkiye'de sosyal medyada ben onlarca ÖSO canilerinin insan kafasını kesip poz verdiğini görmüşüm. Burada kimsenin ÖSO'yu sütten çıkmış ak kaşık gibi tanımlamasını ve sahiplenmesini doğru bulmam. Güvenli bölge, güvenli bölge dediniz, ne oldu? Türkiye için daha riskli, daha belirsiz bir bölge ortaya çıktı. Dolayısıyla son cümlem şu Sayın Başkan. Sizi de iş tüzük 69'a uymaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Akça. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi o günkü gündemini merkeze alarak görüşleri ifade etmekten yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. Biz de mümkün mertebe konuşmacılarımız bu hususa öteden beri dikkat etmeye gayret ediyoruz. Ancak Türkiye'ye yönelik bazı ifadeler olunca da bu konulardaki görüşlerimizi ifade etmek mecburiyeti de oluyor. Efendim, Suriye'nin kuzeydoğusunda katliam yapılıyor ifadesi kullanıldı. Şimdi buna sessiz kalmak mümkün değil. Katliamı orada DAEŞ yaptı, PKK-PYD yaptı, halka tasallutta bulundu, göçürttü, hayatı zindan etti.
ve Türkiye'nin güvenliğini ve bölgenin güvenliğini tehdit etti ve Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri vasıtasıyla Barış Pınarı'yla bu Sayın Başkan bunlara engel olmuştur. Bu ithamlar PKK ve PYD terör örgütüne dolaylı da olsa destek vermekten başka bir anlamı yok. 8 çocuk değil, isterse bir çocuk katledilsin. Bu hepimizin lanetlemesi gereken bir husustur. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak insanların öldürülmesine, katledilmesine ne at altında olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu harekatlarıyla insani bakımdan da ve insan hayatını gözetme ve insani yardımlar bakımından da o bölge insanlarıyla insani kaynaşması bakımından da bütün dünyaya örnek tek ülke olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yanlış düşünmeyin, size polemik yapmak için söylemiyorum bunu. Fakat bu konuşmaların gerekçesine dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, Sanayi Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz ve Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi aslında temel olarak bizim iddiamıza göre askeri sanayi kompleksi geliştirmek üzere kurgulanmış bir bütçe. Yani kalkınmanın bir parçasını böyle bir anlayış üzerine yerleştirmiş diye yorumluyoruz. Ve dolayısıyla bunu tartışırken de, bu sanayi politikasını tartışırken de bu ilk defa Türkiye'de bulunmuş, icat edilmiş bir şey değil. Sayın Bakan da biliyordur, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, hem Batı ülkelerinde hem Uzak Doğu ülkelerinde ekonomi askeri sanayi kompleks üzerinden geliştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bunu tartışırken kaçınılmaz olarak savaş politikalarını ve silahlanmayı tartışıyoruz. İkincisi, Ticaret Bakanlığı bütçesini tartışırken de komisyonda da bu gündeme geldiği için, mesela Afrin zeytinleri meselesi, Afrin'e bir operasyon yapıldı, bir işgal girişiminde bulunuldu. Oradaki ÖSO çeteleri oradaki zeytin ürününü alarak Türkiye üzerinden bunu zeytinyağı haline getirerek işte dünyanın çeşitli yerlerine, hatta iddialara göre iç pazara da sundular. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'nın tartışılması, politikalarının tartışılması içindeki bir parçadır aynı zamanda Afrin zeytinleri ve zeytinyağı. Dolayısıyla bağlamından kopuk bir tartışma sürdürmüyoruz. Buna işaret etmek istemiştim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Biraz evvel Sayın Altay iç tüzüğü göstererek bir açıklamada bulundu. Biz de konuşmalarımızı zaten bu iç tüzük hükümleri çerçevesinde yapıyoruz. Hem grubumuza, hem milletimize, hem devletimize hakaretamız anlamda, gerçek dışında, bakın bize, bakın şöyle, hep beraber milletimizi, devletimizi, hepimizi töhmet altına bırakacak, hükümette töhmet altına, grubumuzu da, sizler diyor bize, İşkenceyi bir yöntem olarak uyguluyorsunuz diyor sizler. Ve Kürtler bir statü kazanmasın diye katliamlar yapıyorsunuz deniyor bize hitaben. Bunların hepsi yalan. Bunların doğru olmadığını beyan ediyorum. Yani şöyle, siz istediğinizi söyleyin. Biz hiçbir açıklama yapmayalım. Ne güzel bir dünya ya. Ne güzel bir dünya. Yani her türlü gerçek dışı ithamlarda bulunun. Siz İhale siz basınla ihale arasında farklı bir şekilde bağlamından kopuk münasebet kurup ve büyük bir ithamda bulunuyorum diye kendi sözcüğünüz ifade ederken, biz bu ithamı reddediyoruz diyerek bir kelimelik bir açıklamaya bile tahammül gösterememe durumu var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bakınız, bir sürü suçlamalar oluyor. Biz hepsine birden toptan kısa cevaplar veriyoruz. Milli Suriye Ordusu Birleşmiş Milletler nezdinde statüsü olan bir yapıdır. Bir. İkinci olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde Suriye'nin kuzeyinden ülkemize yöneltilen teröristlere cevabı verilmiştir. PKK, PYD ve DAEŞ'i gelin hep beraber lanetleyelim.
DAEŞ'in evet, terör örgütleri arasında ayrım yapmayın. DAEŞ'i lanetliyorum. PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, bebek katillerini lanetliyorum. Ve onların arkasındaki Siyonist emperyalistleri lanetliyorum. Sonuç itibariyle uyuşturucu ticaretiyle emperyalizmin içimizdeki uzantıları olan bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Ve bütün sivillerin yanında olduğumuzu Mehmetçiğimizle, sağlık çalışanlarımızla, Kızılay'ımızla, Afad'ımızla, milletimiz ve devletimizle de bütün sivil vatandaşların dinine, diline, ırkına bakmadan hepsinin yanında olduğunu ve yanında olacağımızı ilan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, her konuşmacıyı dinlediğimde ortak birleştikleri bir şey var. Suriye'nin kuzeyinde sivil insanlar ölüyor. Burada hepimiz müşterek fikir beyan edebiliriz. Öldürenler DAEŞ, PKK, PYD, ÖSÖ'denler, lejyonerler ordusu ama neticede olan oradaki sivil halkı oluyor. Yalnız o noktada şunu da unutmamak lazım. Suriye'nin kuzeyinde bu ceryan eden olaylara, Bu yangın yanarken elinde benzin döken kimdi? Stratejik derinlik denilen, Türkiye'yi stratejik çukura düşüren sizin dış politika siyasetiniz. Bu noktaya, Suriye'nin bu noktaya gelişinde çok kabahatiniz var. Orada ölen her sivilde sizin de vebaliniz var. Oysa biz, üstü açık gördün mü çocuğun, üstünü örteceksin. Aç ise boykot mu var? Evet. Oysa bizler, üstü açık gördün mü çocuğun, üstünü örteceksin. Aç ise doyuracaksın. Ne diline ne dinine bakacaksın. Biz böyle öğrendik. Netice itibariyle bu yangının içerisinde benzin döken insanlar olarak bir kez daha kendinizle yüzleşmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Bu Milli Suriye Ordusu isimli çete grubunu hangi Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin meşru ordusu olarak kabul ettiğini çok merak ediyoruz doğrusu. Hangi Birleşmiş Milletler? Bu büyük ihtimalle sizin Birleşmiş Milletler'dir. Bizimle alakası yok bunun. Yani dünyadaki Birleşmiş Milletler'le, bakın ne Birleşmiş Milletler'i kabul ediyor bunu ya. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi açıklama yapıyor. Bu Suriye Milli Ordusu çetesinin insan hakları ihlali işlediği, insanlık suçu ve savaş suçu işlediğine dair açıklama yapıyor, araştırma yapıyoruz diyor. Türkiye bunların yanında duruyorsa o da suçlu hale düşer diyor. Bunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi açıklıyor, sizin haberiniz yok. Şimdi bakın, yok öyle şey. İnsan Hakları İzleme Örgütü açıklama yapıyor. Yok öyle şey, bilmeden söylüyorsunuz. Biz size sorduk. Dediniz ki sizin o Kuvayi Milliye diye açıverin. Kuvayi Milliye diye bütün bir tarihe leke sürdüğünüz, o isim verdiğiniz çete, o çete bunları kim finanse ediyor diye sorduk size. Cevap veremiyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda dedi ki bizim bakanlığımızın bu şeyle, finansmanla bir alakası yok dedi. Peki neresi finanse ediyor bunu? Nereden oraya paralar gidiyor? Nereden ödeniyor o maaşlar? Hayır efendim.
Ben Milli Suriye Ordusu'ndan bahsediyorum. Sizin Urfa'da kurdurduğunuz Milli Suriye Ordusu'ndan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla bilmeden konuşmayın, insanları yanıltmayın. Bunlar IŞİD'li var içinde, El-Kaide ve El-Nusra artıkları var içinde, eski ÖSO'cular var içinde, kafa kesenler, kadınlara tecavüz edenler var içinde. Bu çeteye Kuvayi Milliye dediniz siz. Birazdan utanmıyorsunuz ya. Şimdi bu böyle olmaz. Yanında duramazsınız bunların. Bunların yaptıklarını savunamazsınız. Aç verin. Bunda grup başkan vekiliniz konuşuyor ya. Dolayısıyla gayrimeşru, hukuka dayanmayan, uluslararası hukuku çiğneyen, insan hakları, savaş hukukunu çiğneyen yapıların yanında duramazsınız meşru iktidar olarak. Kabul edilemez bu. Biz bunu söylediğimiz zaman kızıyorsunuz. Kızmayacaksınız, yanlarında durmaktan çekileceksiniz. Bunlar Kuvayi Milliye falan değil. Bunlar öyle insan haklarına ve savaş hukukuna uygun savaşan insanlar değil. Bunlar çetedir, sivilleri katlediyorlar doğrudan doğruya. Bunu söylemiş olayım bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Sayın Altay, buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Akbaşoğlu dedi ki biz burada millete hakaret ettirmeyiz dedi. Şimdi bu millete hakaret noktasında Sayın Akbaşoğlu biz varken o iş size düşmez. Millet hakaret bize ettirmez, merak etme. Devlete de hakaret ettirmeyiz dedi. Tabii ki devlete de hakaret edilmez, biz de ettirmeyiz. Ama devlet eleştirilir. Hem de burada eleştirilir. Burası devletin yürütmeni yaptığı iş ve işlemlerin en açık, en ağır şekilde eleştirileceği tek yerdir. Tek ve meşru yerdir. Bunu tahammül edeceksiniz arkadaşlar. Efendim bir dakika ben bitireyim. Şimdi Sayın Başkan, öte yandan ben Sayın Beyler, grup başkan vekili konuşurken niye laf atıyorsunuz ya? Sizin grup başkan vekiliniz söz istemiş şu anda. Bekleyin. Buyurun Sayın Altay. Ben Sayın Ayşe Sürücü'nün konuşmasını dinledim. Ben Sayın Ayşe Sürücü'nün katliam ifadesini kullandı ama o konuşmadan şunu anlamadım. Türk Silahlı Kuvvetleri katliam yapıyor, anlamadım. Mehmetçik katliam yapıyor, anlamadım. İsim vermedi çünkü. İsim vermedi. Ben buradan olsa olsa dedim. Olsa olsa dedim. Bu katliamı Suriye merkezi yönetimine bağlı güçler yapmış olabilir. Olsa olsa bu katliamı ÖSO diye anılan, önce şimdi Suriye Milli Ordusu diye bir isim takılan grup yapmış olabilir. IŞİD yapmış olabilir. PKK-PYD de yapmış olabilir. Bunu anladım. Mehmetçik yapmış, anlamadım. Sayın Akbaşoğlu buradan alıp da nasıl milli duyguları köpürterek ve kaşıyarak buradan bir kendisine siyasi anlayış ve arzusuyla bu topa giriyor. Şunun için söylüyorum bunu. Değerli milletvekilleri, milliyetçilik hassas bir iştir. İstismara gelmez. Yapmayın bunu. Hepiniz, buradaki herkes, HDP grubu dahil herkes bu vatanını en az sizin kadar seviyor. Seviyordur. Bunu kabul edeceksiniz. Bu vatanı, bu bayrağı seven sadece siz değilsiniz. Bu vatanın, bu bayrağın bekası, namusu, geleceği sadece size emanet değil. En az sizin kadar bize de emanet. Şu huyunuzdan vazgeçin. Ve şunu tekrar söylüyorum. Devlet eleştirilecek. Arkadaşlar bir dakika. Devlet eleştirilecek. Tekrar söylüyorum. Ve en acı ağır şekilde burada eleştirilecek. Hakaret, bırakın devleti, bırakın milleti. Şurada birbirimize bile hakaret hamiz konuşmamız. Tekrar altını çiziyorum. Ama
şu duygudan Sayın Akbaşoğlu'nun öncelikle kurtulmasını talep ediyorum, teklif ediyorum. Yani devletin, milletin tek şövalyesi siz değilsiniz. Merak etmeyin. Burada bir Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler. Erkan Bey'e vereyim, sonra en son size vereyim. Buyurun Akbaşoğlu. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Şöyle, yani şövalyelik ruhu noktasında birbiriyle herkes yarışabilir. Millet, vatan, devlet, din konusunda, bayrak konusunda hepimiz ne kadar yarışırsak o kadar güzeldir. Gelin müşterek paydada birleşelim diyoruz zaten. Bu konuda milletimizin lehine, devletimizin lehine, vatandaşlarımızın, 82 milyon insanımızın tamamının lehine biz hep beraber burada duralım istiyoruz. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Bir. İkinci olarak konuşmacı tavsiye edebilir, açıklama yapabilir. Ben Mehmetçiği kastetmedim diye. O zaman bak bununla ilgili bakın siz öyle anlamışsınız ama öyle söylenmedi. Cümlelerin başından itibaren bir siyasi görüş itibariyle ırkçı uygulamalar, mevsimlik işçilere Türkiye'de ırkçı uygulamalar yapıyorsunuz diye başlandı ve oradan hareketle de oradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak orada sivil katliamlarda bulunuyorsunuz. İşkenceyi, efendim işkence uyguluyorsunuz diye bizleri, mecliste bulunan bizleri ve Türkiye yönetimini suçladı. Dolayısıyla biz de cevabını verdik. Bunun dışında değerli arkadaşlar, bakınız Suriye Milli Ordusu Suriyelilerden oluşmaktadır. Oradaki Kürt, Arap, Türkmenlerden oluşmaktadır. Ve Suriye'nin selameti için, demokratik cumhuriyeti için mücadele vermektedir. Birleşmiş Milletler nezdinde de Suriye muhalefetini temsilen özel temsilciler statüsünde anayasa çalışmalarında yer almaktadır. Dolayısıyla Suriye Milli Ordusu, Türk ordusuyla beraber Tel Aviv, biz böyle devam edelim. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım, buyurun. Sonuçta millete ve devlete hakaret etmemek kaydıyla devletin uygulamaları, hükümetin uygulamaları tabii ki eleştirilebilir. Ama eleştiri sınırını aşan ve iftira ve yalana, gerçek dışı bir takım beyanlara başvurulduğunda da bizim bu konuda doğrusunu ortaya koyma vazifemiz, sorumluluğumuz söz konusudur. Bundan da kimsenin gocunmaması gerekir. Sonuç itibariyle HDP sözcüsü sadece Milli Suriye Ordusu ve DAEŞ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak PKK, PYD ve YPG'nin terörizmi ile ilgili en ufak bir açıklamada bulunmadı. Ben onları lanetlemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Akçay, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bu Kuvayi Milliye kavramıyla ilgili de bir polemik yapıldı. O ÖSO Kuvayi Milliye midir değil midir? O bizim işimiz değil. Bizim de böyle bir tanımlamamız yok ama buradan hatırlatmayla Kuvayi Milliye'nin 1921 yılında, dikkat buyurun, 1921 yılında, yani Türkiye emperyalist devletler tarafından işgal altındayken ve Adana, Antep, Maraş, Urfa Fransızlar tarafından işgal altındayken, ordumuz dağıtılmış, silahlarımız elimizden alınmış iken Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Kuvayi Milliye müfrezeleri oluşturulmuş, o namusayı şartlar altında Fransızların karargahı niteliğindeki Afrin'e askeri operasyon yapılmıştır ve bundan sonra 1921 Ankara Anlaşması Fransızlarla akdedildikten sonradır ki bahsettiğim Adana, Antep, Maraş, Urfa'daki Fransız işgali sona erdirilmiştir. 1921'deki sona erdirilen Fransız işgali
2018-2019'da da bölgede Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerikan işgali sona erdirilmiştir. Ve onların uçağı, maşası, PKK, PYD'nin tasallutu sona erdirilmiştir. Afrin'de yıllarca PKK halkın zeytinine el koyarak zeytinyağı Türkiye'ye getirdiler. Ve onu da ilk gündeme getiren milletvekillerinden birisiydim. Çünkü benim seçim bölgem Manisa zeytin ve zeytinyağı üreticisidir. PKK'nın bu kadar zeytinliklere tasallutunu Açıverin arkadaşlar. Zeytin ve zeytinyağı üzerinden bir spekülasyon yapılmasını da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Bizle devlet sadece iktidar demek değildir. Yani devletin eleştirilmesi farklıdır, iktidarın eleştirilmesi farklıdır. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir unsuru olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Devlet bir bütünlük ve genişlik ifade eder, iktidar bunun bir parçasıdır. Yani devlet eleştirilecek denildi, eleştirilebilir tabii, hiçbir kurum, kavram eleştiriden masum değildir. Fakat yani içinde bulunduğumuz bizatihi devleti yaşatmak, korumak ve bunun açıverin. Türk milleti olarak kendi vatanımızı da kendimizi ayak altında asla ezdirmeyeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne diyordun Erkan Bey? İnsanı yaşat ki devlet, devleti yaşat ki millet yaşasın. Buyurun Sayın Uluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir şeye açıklık getireyim. Birincisi, iktidarın uygulamalarını, politikalarını, iç ve dış politikalarını, ekonomi politikalarını tartışıyoruz, eleştiriyoruz burada. Şimdi AKP Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu bu tepkiyi neden böyle gösteriyor? Çünkü onlar partiyle devleti özdeşleştirdiler. Parti devleti haline getirdiler. Parti devleti haline geldiği için, parti devleti haline geldiği için biz partiyi ve o partinin kurduğu iktidarı, hükümeti eleştirdiğimiz zaman devleti eleştiriyorsunuz diye ayağa kalkıyorlar. Öyle değil. Biz sizin parti devleti haline getirmenizi de eleştiriyoruz. Sizin iktidarınızı eleştiriyoruz. Bakın zaten sorun şimdi... Buyurun açın. Bu bakanlıklarla ilgili değil elbette. Daha genel bir sorun. Tartışmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde de. Zaten sizin cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dediğiniz tek kişi rejimi bu parti devlet meselesiyle doğrudan doğruya bağlı olduğu için kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliğine çevirdiği için eleştiriyoruz. Bu eleştirilerimizin hepsinin bir bütünlüğü var dolayısıyla. Buna işaret ediyoruz. Diğer konuyla ilgili hani son söyleyeceğim şey şunu unutmayın. Bütün dünya biliyor bu sizin Milli Suriye Ordusu'nun içinde IŞİD artıkları var. Bütün dünya biliyor. Onun için yanlarında dururken dikkat edin diyoruz size. En azından devleti bulaştırmayın buna diyoruz. Söylediğimiz bu. Sonuncusu da ben MHP Grup Başkan Vekili'nin söylediklerini çok iyi anladım. Bir ona itiraz diye söylemiyorum. Fakat iktidara yine söylüyorum size değil. Kuvayi Milliye lafını 100 yıl sonra tarihe gör... Buyurun Sayın Altay. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de çok tasvip etmediğim birkaç değerlendirme oldu. Doğal olarak Sayın Akbaşoğlu'nun yaptığı gibi değerlendirme yapmak istiyorum efendim. Efendim birincisi şu. Herhalde Sayın Akçay tam meramımı anlamamış olabilir. Devlet bana göre bir mekanizmadır. Elbette. Hayır ben de size cevap diye söylemiyorum ama bir açıklık getirme gereği doğdu. Bize, bana göre devlet bir mekanizmadır. İçinde elbette meclis de var, bu meclis de var. Ama devletin iş ve işlemlerini yürüten de bir organ var. Devletin iş ve işlemlerini yürüten organın eleştirilmesi bir anlamda
devletin de eleştirilmesidir. Devletin uygulamasıdır o neticede. Vatandaş penceresinden baktığınız zaman uygulamanın adı devletindir. Örneğin Tarım Kredi Kooperatifi'nin önünde borcundan dolayı evine haciz gelen çiftçi açıver. Bir dakika. İş ve işlem diye bakar. Dolayısıyla altını özellikle çizmek isterim ki eleştirilemez yönetimlerin barındıran devletler batmaya mahkumdur. Evet, insanı yaşa ki devlet yaşasın, ama devleti eleştiremezsen, devlet eleştirilmez hale gelirse, devlet kutsanırsa o devletin ömrü pek kısa olur. Sayın Başkan, ikinci olarak şunu garipsedim. Sayın Akbaşoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO'yla birlikte kimi terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini söyledi. Şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine düştüğü hale bakar mısınız? Bir gün geliyor, Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi devletin terörist diye nitelediği, buna itirazım var diye demiyorum, PYD ve YPG ile işbirliği yaparak Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyor. Sonra aradan biraz zaman geçiyor, aynı Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO diye bir örgütle bu sefer Suriye Demokratik Güçlerine karşı savaşıyor. Bu ne perist? Devletin aciz, ucuz, düşük kalibreli dış politikasızlığının, politikası bile demiyorum, dış politikasızlığının sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede içine düştüğü halin bir yansımasıdır. Irkçı söylemden bahsedildi. Buna da bir cümleyle bir şey söylememiz lazım. Birbirimizi yaftalayarak burada kimse bir yere varamaz. Ama bir ırkçı söylem arıyorsak, ben şu cümleye dikkat çekmek isterim. Benim için çıktı bir tanesi Gürcüdür dedi. Ki ben Gürcüyüm, Gürcülüğümle de övünüyorum bu arada. Hatta çok daha çirkin şeyler söyleyenler oldu. Ermeni dedi. Ben Türk'üm. Bu cümleyi kim sarf ettiyse en büyük ırkçı odur. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Altay, meramımı anlamamış olabilir şeklinde bir ifade kullandı. Ben şahsen biraz üzüldüm. Yani anlaşılmamış olabilir deseydi daha şık olurdu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Akbaşoğlu. Buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Benim söylediğim cümleyi kendi maksadından çarpıtarak Mehmetçiği bühtan altında bırakmayı kabul edemem. Mehmetçiğimizle ilgili, Türk ordusuyla ilgili söylenen sözleri kesinlikle reddediyorum. Bu konuda biz milli menfaatlerimiz doğrultusunda uluslararası hukuk çerçevesinde milli hedeflerimize ulaşmak gayesiyle anayasal çerçevede hukuk içerisinde gereken ne varsa onu yaptık ve yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Altay yeter. Peki buyurun. Eğer Sayın Akbaşoğlu milli hedeflerine devam edecekse bundan sonra etmesin. Çünkü daha dün gece sıcacık bir sorunumuz, sıcak bir konu, sorun oluştu. Amerikan Senatosu bu millete çok ağır hakaretle içeren bir karar aldı. Siz herhalde bu karara siyasi bir tepki verme, buradaki konuşmanızı saymıyorum. Bizim grup başkan vekilimiz de konuştu. Üst perdeden an itibariyle verilmiş bir siyasi tepki yok. Galiba siz Trump'tan tepkinizin oranı ile ilgili bir icazet bekliyorsunuz. Trump'ın müsaade ettiği kadar Amerikan Senatosu'nun kabul edilemez kararına karşı daha siyaseten Türkiye resmi bir tepki vermiş değil. Bu ayıp da size yeter. Evet, öyle yapalım mı? Sayın Akbaşoğlu bir dakika buyurun. Yani uzun süredir tartışmaları takip ediyoruz. Saygı duyuyorum ben bu tartışmalara. Ama aynı şeyler konuşuluyor. Bu da zaman kaybı oluyor. Buyurun Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Dün Amerikan Senatosu'nda alınan kararla ilgili
Daha önce biliyorsunuz temsilciler meclisinde bir karar alınmıştı ve burada bir ortak açıklamayla bu hususu hep beraber kınamıştık. Ve devletimizin yetkilileri bu konuda net bir beyanda bulunmuşlardır. Bu husus bütün grup başkan vekillerince dün sıcağı sıcağına meclise değerlendirilmiş ve gerekli tepkiler de ortaya konmuştur. Bu konuda kayıtlara geçmesi açısından bir kez daha ifade etmek istiyorum ki 100 yıl önce Mehmet Akif buyurun, buyurun Akbaşoğlu Mehmet Akif'ten. O kuvayı milliye ruhuyla 100 yıl öncesindeki duygu ve düşüncelere biz de milletçe ve devletçe aynen sahip çıkıyor ve haykırıyoruz. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne. Tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanın asrın. Tükürün. Biz Amerikan Senatosu'nun bu kararını ke enlem yekün olarak yok hükmünde görüyor ve bu karara tükürüyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Altay buyurun. Akif'ten değil. Açın Altay'ın şey. Bir dakika. Bir dakika. Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan'dan bu milletin, bu meclisin şanına, şerefine yakışır bir refleks bekliyoruz. Bunu göstermesini bekliyoruz. Birleşime 5 dakika ara veriyorum.